Alo. Telefonumuz düştü sanırım. Buyurun. Ben sen aramıştım ya. Torunum Aslı Boran'ın da doktora bile gidecektim. Tabii ki, buyurun, sizi dinliyor hocamız. Buyurun. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Doktor Bey'le çıkıyorum herhalde. Hürmetler, buyurun. Herbalist, bitkiz mi? Doktor Bey, benim sorunum var. 20 aylık astım bronşit alerji. Kimde astım bronşit? Sorunum da bebek. Kaç yaşında? 20 aylık. 20 aylık, evet, tamam. Okay. Çok, hele de şimdi şu anda çok yani zorluk çekiyor. Problem değil. Şimdi Bağcılar'da bir aileyi ziyarete gittim. 3 tane kız çocukları var. Biri 1,5 yaşında, biri 6-7 yaşlarında, biri 10 yaşında. 10 yaşında olan astım. Nöbeti geldi mi mosmor oluyor, hastaneye yetiştirmezlerse gitti gidecek. Evet, evet, aynen. Ya ne olacak bu dediler. İksir kullan. İksir kullan dedim, iksir. Günde 3-4 defa, günde 3-4 defa bir tatlı kaşığı kullandı. Günde 3-4 defa. Çocuk ama hocam. 3 hafta sonra bir şey çıkarmadı. Şimdi anlamadım, neyi kullanacaktık? İksir. Gökçek iksir. Gökçek iksir kullandığı zaman problem kalmaz. Şimdi şu sinirli ot, biraz buraya da bayağı bitki getirdik. Şu gördüğünüz sinirli ot, bunun birleşiminde avkubin denen bir madde var. Bronşit, kronik öksürük, kuru öksürük, tahrikli öksürük, alerjik astım gibi rahatsızlara karşı çok çok etkili. Bununla ilgili klinik araştırması yapılmış. 593 hasta üzerinde denemiş. Geçenlerde Eyüp'ten bir beyefendi, aksakallı, zat-ı muhterem. Adamcağız 15 çok sigara içiyor ama. 30 yıldır sigara içiyormuş. 15 yılda uyuyamıyor. Sabah saat 3'e doğru, yani gece yarısı geçti 3'e doğru saat kurulmuş gibi hemen uyanıyor. Öksürmeye başlıyor, uyanıyor, bir daha uyuyamıyor. 15 yıldır uyuyamıyor. Öksürük geldi bana, dedi ki geçiyor. Kuru öksürük, aşırı sigara içmekten. Ciğerleri tıkanmış. Dedim ki kullanacaksın iksir jel. 3-4 ay göreceğiz. O bir hafta sonra geldi, dedi ki artık rahat uyuyorum. Ben 3-4 ay dedim. Bir hafta sonra artık rahat uyuyorum. Olsun dedim, yine de kullan. 3-4 ay içerisi temizlenilsin. Çünkü 30 yıl sigara kullandığı zaman ne oluyor? Zift gibi oluyor akciğer. Zift gibi. Evet. Katran. Sigaranın zararlarını saysak artık o da evet, ayrı bir konu. Çok geçmiş olsun. İyi akşamlar diliyoruz. Evet, problem değil. İksir, aloe vera jel, bronşit çayı kullandığı zaman küçük çocuk, tabii küçük olduğu için günde 3-4 defa bir tatlı kaşığı kısa sürede sağlığına kavuşur evet, inşallah. Bununla ilgili Almanya'da sinirlot kekik karışımı özel bir şurup var. Biz bunu daha etkilisini ürettik. Hı hı. Evet. Hocam niye geçiyoruz? Kalp damara mı geçelim? Prostatla ilgili. Prostat. Ben şuraya bir şey getirdim. Şunu yelpaze, bugün renkli bir bitki getirdim. Farklı bir bitki. Hep bahsettiğiniz o yelpaze. Şu yelpaze palmiyesi, buna zabal denir. Zabal. Zabal. Bu yaprağı, şu da çiçeği. Çiçeği. Evet, yaprağı ve çiçeği. Bunun çiçeği çekirdeksiz üzüm kadar olur. Sonbaharda da siyah bir renk alır. Şu yaprağı, bu çiçeği. Fakat bu sokaklarda gördüğümüz palmiye ağacı gibi değil. Onun küçüğü. Ona benzer. Ayırmak zor. Bu zabalın meyvesinin ekstraktından bir hap yapılır. Ne için? Prostat için. Prostata karşı dünyada en etkili bitki. Üç yaptınız bitki var. Yaptınız mı hocam? Elhamdülillah. Yapmaz mıyız? Onu gösterelim de önce bir telefonumuz var hocam. Telefonumuz. Zabal forte. Zabal forte, prostat. Zabal forte'ye geçelim birazdan telefonu.